arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiçeğin yanında olan iki bezelye bitkisi, çaprazlandığında oluşan bezelyelerin çiçek konumunu gösteren fenotip oranları, dikkat, bu dış görünüş oranlarıymış, verilmiş. Hangisine ulaşılabilir? Yanda, uçta. Evet. Hangisine ulaşabiliriz? Hocam yanlış okumuşum bir dakika. Hocam. Bence de yani yanlış okumuşsundur. Rengi doğru mu hocam? Evet Kerem. Gönderelim cevapları. Hocam rengi doğru mu? Arkadaşlar burada yanda olması bize neyi gösterir? Sadece bu şıklar için konuşuyorum. Yanda olma, evet yanda olma özelliğinin daha baskın olduğunu gösterir. Buyurun, yine bizim bu klasik yapılarımızla ilgili soru sorulmuş. Hangisi yanlıştır? Bir numaralı yapı hücre yönetim merkezi ve canlının tüm özelliklerini taşıyan kalıtsal materyaller burada bulunur. İki numaralı yapı hücre çekirdeğinde bulunur ve DNA'nın korunmasını sağlar. Üç numaralı yapı oluşturan biriminin dizilim sıralaması tüm canlılarda aynıdır ve canlıların fiziksel özelliklerinin belirlenmesini sağlar. Dört numaralı yapı canlıların kalıtsal özelliklerini belirlenmesini sağlayan DNA parçalarıdır. Bu kadar kolay soru sorulmaz ama yanlış yapanlar var. Hala yanlış yapan var. Kim o? Lütfen yanlış yapan acele etme. Evet, yanlış yapan acele etme. Hemen acele ediyorsun. Etme acele, dikkatli oku, bütün şıkları oku. Yani evet bu kadar basit. Niye o cevabı veriyorsun, B diyorsun? Niye? Tamam işte kromozom doğru. Ama 3 numaralı yapı dizilim sıralaması tüm canlılarda aynı mı? Nükleotitlerin DNA'nın dizilimi. Yok. Değil. Değil. Evet aşağıdaki şekilde bir canlının biri annesinden, diğeri babasından gelen kromozom çifti üzerindeki genlerden bazıları harflerle, kromozom çifti üzerindeki bazı bölgeler ise numaralandırılarak gösterilmiş. Buna göre numaralandırılmış bölgeler ve kromozomlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ben bu soruyu beğendim. Evet, bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruya dikkat edin, tamam mı? Ne diyorsunuz? Hocam ben bu soruyu önceden çözmüştüm. Efendim? Ben bu soruyu önceden çözmüştüm hocam. Daha önce çözmüş müydün? Evet hocam. Ne bulmuştun? Bursa hocam. Evet. Yanlış mı doğru mu hatırlamıyorum. Arkadaşlar dikkat. Kromozom çifti üzerinde sadece heterozigot aleller bulunmaktadır. Bunu kim bozuyor? Söyleyin. Heterozigot Üçüncü bölge bu. 3 değil mi? DD gelmiş. Büyük D, büyük D. Homozigot. 1 ve 5. bölgelerde aynı karakterlere ait baskın ve çekinik genler bulunmaktadır. 1 ve neyde diyor? 5'te. Arkadaşlar baskın ve çekinik genler bulunuyor diyebilir miyiz? Aynı karaktere ait mi bunlar? Simay. Değil. Aynı karaktere ait olsa zaten ne yapılırlardı? Aynı harfle gösterilirlerdi, değil mi Faruk? Hüseyin Arda. Bu da yanlış. Dördüncü bölgedeki B geni, dördüncü bölgedeki şuradaki B geni, A genine baskın olduğundan. Arkadaşlar, bunlar aynı karakterin geni mi? Hayır. Değil mi? Biri A, biri B. Kerem. Şevval.
Aynı karakter olanlar böyle gösterilir. Böyle yatay değil. Bu da yanlış. Buna bakalım. İki ve üçüncü bölgeye farklı karakterlere ait alel genler bulunmaktadır. Evet. İkide bir özellik, üçte başka bir özelliğe ait bulunmuş. Anladık mı arkadaşlar? Peki buna benzer bir soruyla karşılaştınız mı hiç? Denk geldiniz mi? Gelmeyenler de var, gelenler de var. Dikkat. Evet, buyurun arkadaşlar. Doğru yanlış oynuyoruz. Ayşenaz'ı hatırlıyoruz. Nerede Ayşenaz? Onun kafasını karıştığı konuya geldik ama yok. Elementle ilgili doğruysa D, yanlışsa Y yazacağız. Soru basit. Tüm avataylar periyodik tablonun sağ tarafında mı bulunur? Beraber çözelim. Ne diyeceğiz? Bütün avataylar sağda mı bulunuyor arkadaşlar? Solda kim var? Hayır. Hayır hocam. En başta hidrojen duruyor. Babalar gibi. Yanlış. Demek ki D ile başlayan iki ışık gitti. Arkadaşlar diğerleriyle uğraşmayalım. Direkt kime bakalım? Üçüncü soruya değil mi? Yarı metallerin tamamı ısı ve elektriği A metallerden kötü iletir. Bu ne olacak arkadaşlar tabii ki? Burada da bizim yine cevabımız yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü kötü iletmezler. Daha iyi iletirler. Cevabımız Diyarbakır olacak. Devam edin. Buna göre verilen elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Buyurun. Yaklaştırayım mı? Hocam biraz ben yaklaştırayım. Teşekkürler. Tamam. Yanlışı istiyor. X ve Y değerlik elektron sayıları aynı olmasına rağmen kimyasal özellikleri benzer değildir. Hocam ben yine karıştırdım, bu cevabı saymayın. T elementinin değerlik elektron sayısı, değerlik elektron sayısı bize neyini veriyordu? Grubunu. P elementinin değerlik elektron sayısından fazladır. T'ninki P'ninkinden fazladır. Aynı grupta yer alan P ve R elementlerinin değerlik elektron sayıları birbirine eşittir. Y elementi X elementiyle aynı grupta, Z elementiyle aynı periyotta bulunur. Y elementi X ile aynı grupta, Z ile aynı periyotta bulunur. Arkadaşlar bakın D şıkkında bunlar aynı grupta, aynı periyotta. Bu gitti, bu doğru değil mi? X ve Y değerlik elektronları aynı. 1A grubundalar ama X ne? A metal. Y ne? Metal. Dolayısıyla kimyasal özellikleri farklı. Aynı grupta yer alan P ve R'nin değerlik elektron sayıları birbirine eşittir. T elementinin elektron sayısı D'ninkinden nedir arkadaşlar? Fazladır. Arkadaşlar burada cevabımız ne olacak? P olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada P ve R'nin değerlik elektron sayıları grupları aynı olduğu için ne olacak? Aynı olacak arkadaşlar. Geçelim. Yandaki periyodik cetvelde böyle çok soru gelecek. Hangileri doğrudur? Hocam cevap. Hocam ikinci sorunun cevabına bir bakabilir misiniz? Bakalım. Burada göstermemiş. Biz ne dedik? B dedik. Hocam bana C gibi geldi. Niye? Söyle. Bana da C gibi gelmişti. Nasıl fazla olacak değerlik elektronu? Hocam biri, hocam, diğeri 8 olabilir. Efendim? Evet hocam. 8 olabilir. P hani 2 ya, diğeri 8 değil mi? T ve P, tamam. Birisi 6A grubunda.
Oradakilerin değerli eksi 2 olur. 2 tane alırlar. P'ninki değerlik elektronu 0. Hocam değerlik elektron sayısı grubu göstermiyor mu? Grubu gösteriyor da burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunların değerlik elektronu diye bir şey yok. Bunlar bileşik yapıyorlar mı? He? Soygazlar bileşik yapar mı? Yapmaz. Yapmaz. O direkt soygazlar oldu mu olay öyle olmuyor. Anladınız mı? Cevap C değil mi hocam? Değil. B. Evet. Arkadaşlar üçüncü soruya bakalım. Yanda periyodik cetvelden alınan bir kesit ve bu kesitte yer alan elementler harflerle gösterilmiş. M ve P elementlerinin son katmanındaki elektron sayılarının periyodik cetveldeki en büyük değer olduğu bilindiğine göre. Yani bu hangisi? 8A grubu, doğru mu? Buna göre hangileri doğrudur? Evet, kolay bir soru olmuş bu. Evet. Mustafa buna gönderdin değil mi? Buse de buna gönderdi. Simay da. Evet arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar bu 6A grubunda evet 6 var. N elementi P'den daha fazla, daha aşağıda, doğru. Ama R'nin atom numarası P'den küçük olamaz. Niye? Başa döndük, tekrar gittik. Buraya geldik. Cevabımız bu. Devam edelim efendim. Diyor ki A grubunda yer alan nötr bir elementin dağılımdaki katman sayısı o elementin periyot numarasını, son katmanındaki elektron sayısı ise o elementin grup numarasını verir. Aşağıda bir bölümü verilen periyodik tablo üzerinde A grubu elementlerinin bazılarının son katmanındaki elektron sayıları nokta ile gösterilmiştir. Evet. Buna göre aşağıdaki elementlerin hangisi verilen kurala uymuyor? Uymuyor. Çok basit olmuş değil mi? Kim uymuyor efendim? Yani değil mi? Kayra, Mustafa, Hüseyin Erdem şey yapmış, Mustafa basılı kalmış. Evet arkadaşlar, bu kurala göre helyumun nerede olması gerekirdi? Evet, 2A grubunda olmalıydı, doğru mu? 2A'da bulunmalıydı ama 2A'da değil. Evet, devam edelim. Arkadaşlar bu da güzel bir soru olmuş. Soruya bakınca ne anlıyorsunuz burada? Neyi sorduklarını düşünüyoruz hemen. Elektrik iletkenliğini sormuşlar değil mi? Metal, ametal falan gibi. Evet arkadaşlar buyurun. Anahtarlar kapatıldığında parlaklıklar 2, 3, 1 şeklinde olmuş. En iyi 2 yanmış yani L. Sonra 3 yanmış. Sonra 1 yanmış. Ne dersiniz? Ben şunu da yazayım şöyle harflerini. L büyüktür. Yanlış yapmamanız için M'den. O da büyüktür. K. Yani L elektriği en iyi iletecek. Bir kere bursa olabilir mi? Olmaz. Niye? Hidrojen ametal. Evet. Ne diyorsunuz efendim? Evet.
Arkadaşlar bakın burada cevap Adana. KN yine bir soy gaz. Soy gazlar elektron veriyorlar mı arkadaşlar? Değerli elektronu vermiyorlar. O yüzden elektrik iletkenliklerinden bu kadar iyi bahsetmemiz zor. Devam edelim. Yine metal, ametal, yarı metal olayına girmiş. Buna göre etkinlikten hatasız ilerleyen bir çocuk ulaştığı element sınıfı için hangisi doğrudur? Kararlı yapıda bulunan ve kimyasal tepkimeye girmeyen elementlerin yer aldığı sınıftır. Kimyasal tepkimeye kim girmiyor arkadaşlar? Evet, kimler girmiyor? Hocam bu soy gaz değil mi ya? Diyor ki etkinlikte yer alan kutucuklarda element sınıfları hakkında verilen özellik hangi element sınıfına aitse o yönde ilerlenerek etkinlik tamamlanacaktır. Kararlı yapıda bulunan ve kimyasal tepkimeye girmeyen elementlerin yer aldığı sınıftır. Bu birazcık da soy gazları ametaller içinde mi almışlar? Doğru mu? Evet hocam. Öyle almışlar. Yani soy gazları ametal diye düşünmüşler. Lisede bu bilgi yanlış. Biz soy gazları ametal olarak adlandırmıyoruz normalde ama demek ki öyle almışlar. Periyodik tablonun sol tarafında bulunan ve en fazla sayıda bulunan sınıfımız kim? Metal. Metal. Metallere ait özellik kimde var? B şıkkında mı? Sert ve sağlam. Elektrik akımını iyi. Geçtik. Günümüzdeki periyodik tabloyu vermişler. Hangisi yanlıştır demişler. En kısa birinci periyot, en uzun 6 ve 7. periyot. Tablonun ilk 3 periyodunda B grubu elementleri yer almamaktadır. Zaten bu yanlış olduğu bariz değil mi? He? Arkadaşlar. Birinci periyotta yoklar. İkinci periyotta yoklar. Ya üçüncü periyotta var mı? Dur bakayım. Yok yok. Üçte de yoklar. Doğru. Bu da yoklar. Aynı grupta yer alan elementlerin hepsinin kimyasal özellikleri benzerdir. Yanlış. Çünkü burada ne var? Dostlar. Hidrojen işi bozuyor. Sonuncuyu da okuyalım. Elementler artan atom numaralarına göre soldan sağa. Evet doğru. Yanlışımız C şıkkı. Buyurun. Böyle sorular da gelecek muhakkak. Denemelerde de çıkmıştır. Parlaktır, mattır, parlaktır. Elektrik ve ısı iletimi azdır. Elektronik malzemelerde kullanılır. Mattır, elektrik ve ısı iletimi yok denecek kadar azdır. Oda sıcaklığında gaz halde bulunur. Parlaktır, elektrik ısı ile iyi iletir. Evet. Ne dersiniz? Şevalera niye B diyorsun? Hocam bir dakika yanlış attım. Bir kere arkadaşlar iki numara ne olacak? Gaz olacak. Dolayısıyla bu yarı metal. Gaz değil değil mi? A olabilir. Bu olabilir. B de olabilir. Sonra üç numaraya bakıyoruz. Üç numara ne olacak? Isı iletimi iyi olacak. Sol ve orta kısmında bulunacak. Kim? 3 numara için. Arkadaşlar bu biraz sağa kaymış. Olmamış değil mi? Bu ortada, bu solda. Tamam. Bu şık gitti zaten. Ya A ya D. Sonra devam edelim. 1'e. Parlaktır. Isı elektrik iletimi azdır. İletmez demiyor. Azdır diyor. Yarı metal olacak. Cevabımız Diyarbakır. Tamam mıyız? Pekala. Buna göre özellikleri veren elementin nötr haldeki katman dağılımı ısıya dayanıklı, iyi iletir, şekil verilebilir, kırılgan değil.
Bu nerede? Zaten iki tane var. Bu helyum. Bu sonda 3 var. 3A. Bu 1, 2, 3, 3A. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soy gaz. Evet. Bu ikisine 3A mı vermiş? Ne diyorsunuz? Beş. Bunda kaç var? 3, 8 burada var, 11, 13. Bir şeye bakacağım. 2, 3, 4, 5, 13. Evet, arkadaşlar bu soru biraz saçma olmuş, kabul edelim. Siz 13 numaranın alüminyum olduğunu nereden bileceksiniz? Ezbere biliyor musun? He? Yok. 5 bormuş. 13 alüminyummuş. O yüzden C. Ama hani bu birazcık sıkıntı olmuş. Yani bence bunu da böyle şey verseydi A metal güzel olurdu. B burada kafa karıştırmış. Ama C alüminyum oluyor 13. O yüzden arkadaşlar kırılgan değil. Şekil verilebilir alüminyuma. İyi iletir. Peki ısıyı ve elektriği. Evet böyle sormazlar deme. Sorabilirler. Ne yapacakları belli olmaz. Evet. İlk çalışma yapandan son çalışma yapana doğru sıralamanızı istiyorlar. Dikkat. İlk kimle başladı bu olay? Son kim? Hocam doğru mu? Yani kolay olmuş değil mi? Adamı direkt sona koyduğunda bak yanlış yapanlar var. Arkadaşlar Mendeleyev sona aynı vermedi. Mendeleyev'den sonra da gelişmeler oldu. Doğru mu? Evet. Yani cevabımız ne olacak? İlk başlayan kim? Döberainer. Döberainer. Sonra? Joel Newlands. Sonra Mendeleyev. Sonra Moseley. En sonda Seaborg. Tamam mıyız? Yani A şık. Buraya dikkat arkadaşlar. Problem yaşamayalım. Evet buyurun. Hangisi yanlıştır demiş. Hüseyin Arda bir tane de ben bulsam. Eğitim eksperi yapalım. EX. Güzel olur aslında. Yakışır ama yani. Bir tane bulmamız lazım. İlk çağda diyor güzel soru olmuş. Metal metal bulmuşlar mı hiç? Metal metal bulmuşlar değil mi arkadaşlar? Tüm elementler keşfedildiği için ya böyle saçma olur mu ya? Çok basit olmuş değil mi? Evet. Arkadaşlar cevabımız tüm elementler daha keşfedilmemiş. Keşfediliyor. Devam edelim. Hangisi yanlıştır? M şekil alma ve kırılganlık özelliği bakımından K elementine benzer. L elementi ısı ve elektriği iletme binden elektronik devrelerde etkin olarak kullanılmaz.
Isı iletim aracı olarak kullanacak bir malzeme yapımında L elementi tercih edilebilir. L elementi hem K elementiyle hem de N elementiyle birleşik oluşturabilir. L, K ile ve N ile. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hangisi yanlış? Camcı Nebi, şöyle bir, Camcı Nebi oldu fizikçi, fare Celal'in burnunu ısırıp attı. Bakın arkadaşlar, bu aradaki ne oluyor? Pas kal. Fükürt bu. Fükürt. Pas kal. Yani bu bir ne? Ametal mi? Değil mi? Ametal. Arkadaşlar bu bir ametal. Ametaller hem metallerle birleşik oluşturur hem ametallerle. Yani bu bununla da birleşik oluşturur, bununla da. Bu doğru. Isı iyi iletmeni için N elementi tercih edilebilir. Evet, N tercih edilir. M şekillenme bakımından K'ya benzer demiş. Evet, yarı metal M elementi şekillenme ve kırılganlık bakımından K elementine benzer. N elementi ısı ve elektriği iletmediğinden elektronik devrelerde kullanılmaz. Evet, kullanılmaz. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. Devam edelim. Buyurun. Buna bakın. Yine klasik bir iletip iletmeme sorusu. K'yı koyuyoruz. Ampul parlak. L'de yanmıyor. M'de sönük yanıyor. İkinci etkinlikte R elementinin tozu levha haline getirilebiliyor. S elementinin tozu şekil verilemiyor. Yanlışı istiyor. Çok basit olmuş bu da. Aferin Kayra. Evet, iklim Buse, aferin. Diğer arkadaşlar da atsınlar. Evet Mustafa. Evet, hadi arkadaşlar cevapları alalım. Diğer arkadaşlar. Arkadaşlar K burada ne? Metal. Faruk dikkat et. L ametal. M yarı metal. Arkadaşlar K, L, M. Yani bir metal, bir ametal, bir yarı metal aynı periyotta bulunabilir. Periyot neydi? Yatay desimal. Yani bunlar, şurada bakın, metal var, ametal var, yarı metal var, bulunuyorlar. Dolayısıyla bulunabilirler değerli arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet, şöyle bakalım. Günümüzde periyodik tabloda yer alan elementler metal, ametal, yarı metal sınıflandırıldı. A grubunda yer alan elementlerin son katmanında yer alan elektron sayısı onun grup numarasını verir. Buna göre A grubu birine ait olduğu bilinen aşağıdaki özelliklerden hangisi bu elementin kesin olarak ametal sınıfında yer aldığını gösterir diyor. Kesin. Çok basit olmuş. Hangisi? Aferin. Güzel değil mi? Bir elektron varsa verirsin, artı değerlikli metal olursun. İki varsa verirsin, artı değerlikli metal olursun. Üç varsa verirsin, artı değerlikli metal olursun.
Ama 7 tane varsa dışarıdan bir tane alıp 8'e tamamlarsın. Doğru mu? Değerli arkadaşlar, buraya dikkat. Buyurun. Verilen periyodik tablo ile ilgili hangisi doğrudur? Çok basit olmuş ama güzel soru bence. Ama basit soru. Aferin Doruk. Evet. Aferin Ömer. Kim gönderdi başka? Mustafa Efe. Şevval dikkat. Eren doğru, Faruk dikkat, iklim dikkat, Simay dikkat. Arkadaşlar, her periyotta metal ametal bulunmaktadır. Yanlış. Niye? Bak buraya. Sadece ametal var. Yanlış. Tüm gruplarda en az farklı iki yok. Burada yine bir tane var. Yok. Sadece aynı sınıfa elementlerin olduğu periyot. Evet bakın. 1A periyodu sadece ne var? Ametaller var. Doğru. Her periyot bir metalle başlayıp ametalle bitecek. Eren, böyle bir şey yok. Bakın. Burası ametalle başladı, ametalle bitti. Dolayısıyla cevabımız Cevizli olacak değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Peki. Geçtik. Buse niye yanlış yaptın bunu? Şey Buse diyorum Simay. Dikkat, dikkatli okuyalım. Evet arkadaşlar, buna göre hangisi yanlıştır? Evet, son katmanındaki elektron sayısı ve katman sayısı. Evet efendim. Evet arkadaşlar, bakın son katmanında iki elektron var, bir katmanı var. Yani bunun toplam kaç tane elektronu var? İki. İki numarada ne vardı? Helyum değil mi? Helyum. Bu helyum. İki katmanı var. Birinciye iki koyduk. Son katmanında da sekiz var, ikinci katmanında. Bu ne oldu? Soy gaz, yani neon. Buna bakalım. İki katmanı var. Birincisi 2 alıyordu, ikincisi 2. Bu 4 olan, yani böyle gittik 1, 2, 3, 4. 2A grubundan bir şey. Bu 2A grubu, yani metal. Bu ametal, soy gaz aynı zamanda. Ametal, soy gaz aynı zamanda. 7'ymiş son katmanı ve 3 katmanı varmış. Yani 2 gelmiş, 8 gelmiş ve 7 gelmiş. Doğru mu arkadaşlar? Yani 17 değerlikli bir şey. Bu da ne yine? Ametal. Hangisi yanlıştır? X elementi ısı ve elektriği Y özelliğine sahip olan bir metaldir. Y elementi amet olup 8A grubundadır. Doğru. Z elementi ikinci bir 2A grubunda metaldir. Doğru. Değil mi arkadaşlar? Z elementimiz nerede? 2A grubunda. Evet, metal. T elementi amatör özellik göstermekte olup atom numarası en büyüktür. Yes, atom numarası en büyüktür. Burada yanlışımız ne arkadaşlar? X. Neden? X helyumdur. Helyum bir nedir? Metal değildir. Anlaştık mı? Güzel. Buyurun efendim, bunu yapın.
Evet değerli arkadaşlar, ne bulduk? Aferin. Bir dakika. Aferin. Güzel. Herkes göndersin. Kerem, haydi. Evet. Faruk dikkat et. Hüseyin Arda aferin. Bir kere bir kesin var, garanti değil mi? C şıkkı gitti. Evet Ömer dikkat. Faruk, Ömer bu konuda boşluğunuz var demek ki, dikkat. Arkadaşlar bir olmayacak. Bir olacak. C gitti. Niye? Aynı gruptalar. Kimyasal özellikleri farklı. Bu cepte. D kararlı olup, doğru kararlı. Son katmandaki elektron sayısı N'den fazladır. Değil. Niye? Bunun iki elektronu var değil mi son katmanında? Bunun altı elektronu var. Dolayısıyla fazla değildir arkadaşlar. Bu yanlıştır. İkinin olduğu şıkları da eve gönderdik. Üçe bakmama gerek kalmadı. Doğru ama bakalım. Ametal ve metalle bileşik oluşturur. Kendisi ametaldir. Doğrudur. Ametaller metal ve ametallerle bileşik oluşturuyor. Metaller metallerle oluşturmuyordu. Dolayısıyla cevabımız Ece Bırsa. Evet. Değerli arkadaşlar buna bakıyoruz. Hangisi yanlıştır? Evet, ne diyeceğiz? Güzel, Denizli. Arkadaşlar burada belki şu kafanızı karıştırmış olabilir. A şıkkı. Oda sıcaklığında katı sıvı gaz halinde bulunan çeşitleri vardır. Mesela arkadaşlar ne var? Fosfor var değil mi? Fosfor katı, bir ametal. Klor ya da katı, bir ametal. Helyum, bir ametal ya da hidrojen, gaz. Değil mi? Yani dolayısıyla arkadaşlar herhalde varlar. Ama D şıkkı yok. Niye? Çünkü 2 ve 4 demiş. 2'ye bakalım. İşlenebilme, tel ve nev haline getirme sadece kime ait? Metallere ait. Mustafa, sadece metal. Evet efendim, buyurun. Buna göre öğrencinin verdiği aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? Bir öğretmen fiziksel kimyasalın ayırt edilebilmesi için aşağıdaki bulguları verdi. Buna uygun örnekler verecek. Yeni maddeler oluşur. Renk değişimi olabilir. Çökelti oluşumu gözlenebilir. Isı ve ışık çıkışı gözlenebilir. Evet, D var, C var. Yoğurdun dibe çökmesi ne olay arkadaşlar? Nasıl bir olay? Yoğurdun dibe çökmesi. Fiziksel değişim. Fiziksel değişim. Yeni renk oluşturma nerede var? Evet. C'de mi? Paslanan demirde var. Yeni madde oluşması var mı? Bakın, kalsiyum karbonatı ısıtıyoruz. Karbondioksit ve kalsiyum oksit oluşuyor. Yeni madde de oluştu. Yeni madde oldu, renk değişti. Isı ve ışık çıkışı gözlenebilir. O nerede var? B'de. B'de de ısı ve ışık çöküşü var.
Peki ayranda da çökelti oluşumu yok mu? Buna ne diyorsunuz arkadaşlar? D diyenler buna ne diyorsunuz? Hocam olsa bile ama kimyasal tepkimelerde olması gerekmiyor bunların. Ha, kimyasal değişim demiş mi? Evet, şey diyor ya, kimyasal değişim var. Demiş tamam. Ona baktım, ben orayı görmemişim. Tamam, kimyasal değişim demiş. Doğru. Devam edelim. Bir öğrenci aşağıdaki tabloda yer alan bir örneğe ait değişim türünü vermiş arkadaşlar. Buna göre işaretlemeyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Kıra oluşumu, demirin oksitlenmesi falan filan, çok basit olmuş. Yanlışı soruyor tabii bize. Kıra oluşumu, demirin oksitlenmesi, yoğurttan ayran yapılması, kağıdın yanması. Evet. Arkadaşlar fiziksel değişimle ilgili hepsini doğru yapmış mı? Yanlış, değil mi? Burada demirin oksitlenmesi fiziksel değildir. Bütün oksitlenmeler neydi? Yanmalar, kimyasal. Evet, buyurun. Bunu da kesin sorarlar. Kesin gelir böyle. Bu da oksijenle yanma. Evet, bu da kolay bir soru olmuş. Dikkatli okuduğumuzda hemen buluyoruz. Evet, aferin. İklim dikkat. Mustafa, evet doğru. Doğru oldu iklim şimdi. Evet arkadaşlar, burada ne yanlış? Molekül sayıları toplamı eşit değildir. Arkadaşlar korunmak zorunda. 4 molekül beyaz varsa 4 molekül beyaz. Arkadaşlar, pardon, o atom oldu. Molekül olarak söyleyeceğiz. Bir molekül, iki molekül, üç molekül, bir molekül, iki molekül, üç molekül. Devam edelim. Sınıflandırma istemiş. Bu kadar basit sorabilirler mi bilmiyorum ama. B ve C şıkları zaten kafadan gitti. Evet. Yani değil mi? Evet, aferin. A şık. 1, 4 arkadaşlar, 1 fiziksel, 4 fiziksel, 6 fiziksel, kimyasal, kimyasal, kimyasal. Devam edelim. Buna göre tarçınlık ekin yapım aşamalarında gerçekleşen değişimlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Fena değil bir soru. Evet. Oo, bu zaten dikkatli okuduğunda iki şık birbiriyle çelişiyor değil mi arkadaşlar? Dikkatli okuyunca görüyorsun. Yani bir konuyu bilmesen bile İki şık birbiriyle çeliştiği için yaparsın. Yani. Evet, evet. Arkadaşlar, hem üçüncü aşamada hem fiziksel hem kimyasal deyip hem de yedinci aşamaya dışındakilerde sadece fiziksel diyemezsin. Dolayısıyla cevap C şık. Devam edelim. Evet, buna bakalım arkadaşlar. Evet,
Doğal yağmur ve yağmur bombası ile ilgili gerçekleştirilen yapar yağmur olayı ile ilgili hangileri doğrudur? Evet. Bulutlara uçaklarla amonyum nitrat ve kuru buz gibi maddeler püskürtülerek su damlacıklarının birleşmesi ve yağmur olarak yeryüzüne düşmesi sağlanır. Ne diyorsunuz? Evet, önemli bir soru. Evet, cevapları alalım efendim. Ben attım hocam. Ben hocam. Bakacağız. Herkes göndersin. Evet, tüm cevapları alayım. Şimdi arkadaşlar, doğal yağmur yağması fiziksel olay, doğru mu? Bir mutlaka olacak. Üçe de bakalım. Her iki yağmur olayında da su buharının hal değiştirmesi sağlanıyor mu? Evet, sağlanıyor. Bir ve üç olacak. İkiye bakalım. Yağmur bombası yöntemiyle yağmur yağması fiziksel değişim sonucu gerçekleşir. Evet arkadaşlar, ne yapacak? Fiziksel bir şekilde o tanecikler bir araya gelecekler, değil mi? Taneciklerin bir araya gelmesiyle birlikte ne olacak? Doğru yaptınız. Bizim yağmurumuz gerçekleşecek. Devam edelim. Hangisi yanlıştır? İlkinde bir salata yapmışız. İkincisinde kızartmışız. Çok basit olmuş bu da. Ama bütün şıkları okuyun. Ama hani dikkatli bakınca zaten. Evet. Aferin. Güzel. Arkadaşlar, ikide sadece kimyasal yok. Kestik, doğradık. Fiziksel değişim de var, değil mi Buse? Evet, kuru buzla bir deney yapılmış Hüseyin Arda. Bakalım. Hangisi yanlıştır? Kuru buz, suya atıyoruz. Bir süre sonra kabarcık oluşuyor, gaz çıkıyor. Su asitli su haline geliyor. İkincisinde suyu ısıtıyoruz, gaz çıkıyor. Ya, çok basit olmuş. Evet, doğru. Doğru, gönder. Ömer Faruk doğru bildi. Evet, Hüseyin Arda da. Kayra dikkat et. Kayra dikkat. Evet, dikkat arkadaşlar. Yanlış yapmayalım. Mustafa Efe dikkat. Evet, Buse Doruk doğru. Arkadaşlar, burada bakın cevabımız ne olacak? İkincisinde iç yapısı değişir mi? Fiziksel değişim. İç yapısı değişmez. Sadece hal değişimi oldu. Hal değişimlerinde ne olmuyor arkadaşlar? Böyle bir değişim olmuyor. Evet, buyurun, grafikli sorular da gelecek. Buna hazır olun. Eren gelecek. Bunlar da gelecek. Evet, ama bu basit, daha zor gelir. Ama böyle grafikli sorular hatta denemelerde çıkıyordur da, değil mi? Şu an geliyordur yani. LGS sever bunları. Bu basit bir soru olmuş. Evet. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar, bakın dikkat edin.
Faruk dikkatli oku. Biri 34'ten hemen gördü hatasını. Diğeri 12 gitmiş. 46. Evet efendim söyle. Hocam B ile D aynı değil mi? Nerede? Değil. Bak burada grafik nereden başlamış? Gördün mü? Ha, tamam hocam. Teşekkürler. Evet. Böyle çakallıklar yapar bunlar. Çok çakallar bunlar. Çok. Evet. Verilen modellerle her biri farklı renkli karton bir elementi temsil ediyormuş. Hangileri doğrudur? Birinci model, ikinci model, üçüncü model. Evet. Bir de son model var değil mi? Son. Evet efendim. Cevaplarınızı alalım. Evet ne diyoruz? Herkes D diyor. Doğru mu? Birinci modeldeki bileşin kimyasal tepkime sonucu oluştuğunu gösteriyor olabilir. İkinci model kendini oluşturan elementlere ayrılmasını gösteriyor olabilir. Üçüncü model elementten yer değişerek farklı bileşiklere dönüşmesini gösteriyor olabilir. Yes, doğru. Doğru. Hemen devam edelim. Yapılan bir etkinlikte yaşanan iki duruma ait görsel ve açıklamalar verilmiş. Buna göre gözlemlerinden hangileri ikinci durumda meydana gelen değişimin kimyasal olduğunu gösterebilir? Evet. Buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet, güzel. Bu üç olayımız da ne olacak? Duru, Kerem. Gaz çıkışı olduğunu gösterir. Alev büyürse, Şevval. Renk değiştirirse yeni bir madde oluşmuş olabileceğini gösterir Faruk. Isınırsa bir reaksiyon, tepkime gerçekleştiğini gösterecek Diyarbakır. Buyurun efendim. Yine böyle tartılı martılı sorular çokça gelir. Bunlar çok çıkan soru tarzlarıdır. Evet. Evet efendim.
Evet, güzel. Aferin. Tepkimeye giren maddelerin sayısı ve çeşidiyle tepkimeden sonra oluşan maddelerin çeşidi ve sayısı aynı değildir değerli arkadaşlar. Güzel, burası da olmuş. Hadi bu da kolay bir soru, bunu da yapalım. Bu da çok kolay olmuş ya. Direkt A'ya koymuşlar değil mi? Yanlışı. Yani çok olmamış. Evet, böyle yapmasalarmış iyiymiş. Evet arkadaşlar, buna bakalım. Şey dur, bunu anlatmadan bir şeye geçeyim. Bir durun, soruyu çözmeyin. Arkadaşlar geçen bir tane böyle kısa video var. Büyük ihtimal lisede kimya dersindeler. Öğretmen şimdi böyle bir deney tüpü elinde. Herhalde deneyi daha önceden okumuş ya da yapmış, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere evet hiçbir şey olmuyor. Bakın gördünüz mü onu? Ya çok Elimde patlıyor hocam. Allah aşkına. Şimdi arkadaşlar biz aynı zamanda fen bilgisi öğretmenliği eğitimi de aldığımız için ikisinde bizde mesela bir laboratuvar dersi vardı üniversitede. Fizik, kimya, biyoloji laboratuvar. Üçü bir arada. İlk yıl bize o laboratuvarda şey öğretiyor işte. Laboratuvar kuralları nelerdir? Ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Behr glass nedir? Ne yapılır falan. Bir hocamız vardı, hiç unutamıyorum. Kerem Kayra bize dedi ki arkadaşlar dedi, deney yaparken ilk kural şudur. Eğer işte maşayla tuttuğunuz şeyi, tüpün ağzı dedi kendinize bakmayacak. Grup arkadaşınıza doğru bakacak. Espriyle karışık. Tamam mı? Neyse, gel zaman git zaman biz bir deney yapıyoruz. Bizim grupta böyle nasıl biliyor musunuz? Derste laboratuvarla ilgisi olmayan 3-5 tane eleman var. Onlar yanımıza geldiler, biz anlıyoruz diye. Arada kaynak yapıyorlar. Bu eleman, ben de hiç ses etmedim, tamam mı? Dedim ki yapsın deneyi. Ben uzaktan söylüyorum işte şunu şöyle koy, bunu böyle koy falan filan. Sonra bir tanesi hiç konuyla alakalı değildi. Tuvalete mi gitti? Ne yaptı böyle? Dışarıdan geldi. O atladı biliyormuş gibi. Dedi ki şunu da koy. Ben dedim ki eyvah, bunlar patlatacak. Dedim ki arkadaşa, dedim maşayı dikkatli tut, birazdan olay olacak. Arkadaşlar bir patlattılar. Elleri yüzleri. Anlatamam size. Sonra hoca geldi. Bana kızdı tabii. Dedi ki grup başkanı sensin. Sen niye yapmıyorsun falan. Ondan sonra dedim hocam maşayı arkadaşa tutmak gerekiyor. Ben onlara tuttum dedim. O da güldü böyle. İlk derste anlattığını hatırladı. Ama arkadaşlar rezil oldular ya. Vallahi çok kötü oldu. Ondan sonra da artık laboratuvar dersine gelmeye başladılar. Çünkü hoca anlatıyor öncesinde. Diyor ki bu deney böyle böyle yapılır. Bunu böyle yapacaksınız. Evet, o kadar ilginç ki. Mesela bir deney hatırlıyorum. Suyu önce koyup asidi önce koyarsan bir şey olmuyor. Asidi önce koyup üstüne su dökersen patlıyor. Bir deneyimiz vardı böyle arkadaşlar. Onu bilmeyen biri yine böyle hocayı dinlememişti, patlattı yani. Evet, onu dikkat etmeniz lazım. Peki buyurun. Şimdi çözebilirsiniz. Ne yaptı? Asitle metaller tepkime verir. Hidrojen gazı çıkar arkadaşlar. O çıkan gaz hidrojendir. Hidroklorik asit yoğun bir asittir. Güçlü bir asiti siz dökerseniz metale hidrojen açığa çıkıyor. Kimyasal tepkime oldu yani. Evet, toplam kütle korunmaz. Doğru. Açık çünkü. Kapalı olsaydı sıkıntı yoktu. Evet, hidrojen atomları ortaya çıktı. O yüzden arkadaşlar gaz çıkışına sebep oldu. Evet, 1, 2, 3 doğru. Diyarbakır doğrudur değerli arkadaşlar. Yanlış yazmışlar. Yok.
Arkadaşlar bu cevap yanlış. Cevabımız diğer not olacak. Hepsi doğrudur çünkü. Evet, buyurun. Yine burada yine gaz çıkışı ile ilgili bir deney. Bir ve üçüncü durumlarda cam kabın terazi uyguladığı katı basıncı aynıdır. Ne diyorsunuz? C diyen var. Evet, herkes fikrini söylesin. Hocam doğru mu? Bakacağız. Sen ne diyorsun? Sen de C diyorsun. D diyen var, B diyen var. Evet. Değerli arkadaşlar, burada bir kere 3 numara kesin olacak. Niye? Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu var. Bunda ağzı kapalı olduğu için A ve B şıkkını eledik. 2'ye bakalım. 1 ve 2. durumlarda terazinin yere uyguladığı basınç değişmez. Bakın, ifadeler her şeyi değiştiriyor. Terazinin uyguladığı diyor. Yani neredeki basınç? Dikkat et. Bir de şu basıncı diyor. Yani şunun yere yaptığı basınç. Bir ve iki de. Değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Üstündeki bütün kütle ne? Aynı. Aynı. Terazinin tabanı da değişmediğine göre katı basıncı gibi düşüneceğiz. Değişmez. İki de doğrudur. Yalnız birinciye bakarsak, bir de arkadaşlar, bir de cam kabın terazi uyguladığı katı basıncı. Bunun içinde şu an çinko parçaları var mı? Yok. Buraya attığında çinko parçaları da eklendi. Ne yapacak? Buranın camın yaptığı basıncın artması lazım. Balon da koyduk üzerine, onda bir ağırlığı var. Dolayısıyla bu yanlış. Tamam? Buraya dikkat. Evet. Çözelim. Buyurun. Hangisi yanlıştır? Bu tür sorular yine denemelerde çok sıkça çıkan sorulardır. Çok basit soru olmuş. Değil mi? Evet, evet, aferin. Evet. Arkadaşlar, tamamı kullanılmış mı Z'nin? Kullanılmamış. Tamamı kullanılmış. Buyurun, buna bakın. Hocam ders ne zaman bitecek? Son 3 dakika. Bu ve bir soru daha yetiştirsek bir denemeyi daha bitirmiş oluruz. Evet. 4 tane 5'ten var 20. Bir de ondan var 30.
4 tane bundan var 40. 2 bundan var 20. 10 da bundan var 30. 10, 10, 20. 4 tane de bundan var. O da 40. Kütle ne yapmış arkadaşlar? Korunmuş değil mi? Kütleyle ilgili bir sıkıntımız yok. Yani birin olduğu şıklar gitti. 2 kesin zaten yanlış. Atom çeşidinin değişmeyeceği bilinmiyor. Arkadaşlar sizce bilinmiyor mu? Burada bakın atom çeşidimizin nasıl yanlış? Atom sayısının değişmeyeceğini biliyorum. 5 atom var, 4 de burada var, 9. 3, 6, 9. Değişmeyeceğini biliyor. Atom sayısının değişmeyeceğini biliyor. Evet, değişmiyor atom sayısı. Atom sayısı korunuyor. Tamam, biliyor, bu doğru. Atom çeşidinin değişmeyeceğini bilmiyor. Tamam işte hocam, yanlışı soruyor zaten. Nasıl yalnız bir olacak? Hocam kütlenin korunduğunu bilmiyor. Tamam, evet bilmiyor. Yanlış. Tamam. Hayır, biliyor. Biliyor. Şey tamam, ben yanlış okumuşum, pardon. Tamam, kütlenin korunduğunu bilmiyor. Biliyor. Ve korunuyor. Tamam, ben yanlış okumuşum. Evet. Son sorumuz da bu olsun, bitirelim. Buna göre hamburgerin yapım aşamalarında numaralarla gösterilen değişimlerle olarak hangisi yanlıştır? Eti kıyma haline getirdim. Fiziksel. Kıymaya galeta unu ve tuz ekleyerek karıştırdım. Pişirdim. Kimyasal. Mayaladım. Kimyasal. Hamuru fırında ekmek haline getirdim. Yeni oluşan atomlar neden olmuştur? 6, 7, 8 değişimlerinde madde sadece dış yapısı değişmiştir. Kestim, kopardım, doğradım. Ne olacak arkadaşlar? Evet, burada zaten söylemiş olduk. C şıkkı. Niye? Buradaki yeni oluşan atomlar değil. Ne? Isı verilmesi. Değil mi arkadaşlar? Bir pişme olayı var. Burada arkadaşlar dolayısıyla yeni atom oluşumu neden olmamış. Bir pişirme olayı onun atom yapısının değişmesine neden olmuş. Yeni atom oluşmamış. Atomların yapısı değişmiş, sıcak. Evet, bir deneme daha gümletmiş olduk arkadaşlar. Diğer dersimizde, diğer denememizde çözeriz. Bu akşamlık bu kadar diyoruz. Denemeye girmeyenler lütfen girsinler. Arkadaşlar denemeyi hemen girmiş olduk. Hocam